Efendimiz'e yakın olmak büyük nasip. Ona yakın olmak, onun çevresinde olmak, sesini duymak, bakışlarını görmek büyük nasip. Ama ona yakın olup onu anlayamamak, onu tanıyamamak büyük nasipsizlik, kısmetsizlik, talihsizlik. Anlayamamak kötü, bir de ona kötülük yapmak hangi kelime izah eder bunu? Efendimiz Kabe'nin yanı başında secdeye kapanmış bir şeyler söylüyor. Ne söylüyor bilemeyiz ama ümmeti dediğini tahmin etmek zor değil. Çünkü beşikten mezara kadar ümmeti diyeceğini kendisi söylüyor. Ve o secde halindeyken nasipsizler, kısmetsizler bir yerden bir deve işkembesi buluyorlar, getiriyorlar. Efendimizin sırtına koyuyorlar, omuzlarına, ensesine. Efendimiz secdede kalıyor. Omzunda bir ağır yük, pis bir koku. Ve gülüyorlar birbirlerine yaslanarak, kahkahalar atıyorlar. Nasipsizler, kısmetsizler. Ve gencecik bir kız koşarak geliyor oraya. Koşarak geliyor, ağlayarak. Gözyaşları içinde kaldırıyor. O işkembeyi atıyor. Ve gözyaşlarıyla yıkıyor Efendimizin yüzünü. Efendimizin kızı Hazreti Fatıma, annemiz. Ve Efendimiz, ağlama kızcağızım. Allah babanı zayi etmeyecektir diyor. Üzülme, dertlenme, tasalanma. Allah babanı zayi etmeyecektir. Hazreti Fatıma, Efendimizin kızı. Ehl-i Beyt onunla devam ediyor. Evliyaullah onunla devam ediyor. Ve günümüze kadar Allah dostları, evliyalar, İslam'a hizmet edenler onunla devam ediyor. Efendimizin soyu onunla devam ediyor. Hazreti Fatıma, Efendimiz'i seviyor. Efendimiz onu seviyor. Bütün evlatlarını sevdiği gibi Hazreti Fatıma'yı da seviyor. Ama Hazreti Fatıma bir başka, bir ayrı. Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle babası gibi oturuyor, babası gibi kalkıyor, babası gibi konuşuyor, babası gibi ağlıyor, babası gibi gülüyor. Efendimiz'e çok benziyor. Zaman geçiyor, yıllar geçiyor. Ve Efendimiz için artık ayrılık vakti gelip çatıyor. Artık ayrılık vakti. Sahabe efendilerimiz bu hale üzülüyorlar. En başta Hazreti Ebubekir, dostları, ömrümüzden al ona ver ya Rabbi. Ömrümüzden al ona ver diye gözyaşı döküyorlar, dualar ediyorlar. Ama ölüm hak ve elbette Efendimiz'i de bulacak. Bir gün Hazreti Fatıma hüzünle yaklaşıyor Efendimiz'in yanına. Hüzünle. Efendimiz son anları, artık halsiz, son anları bir işaretiyle Hazreti Fatıma'yı yanına davet ediyor. Bir işaretiyle ay ikiye bölünüyor. Bir işaretiyle ordular sefere kalkıyor. Bir işaretiyle bütün sahabe onun önünde hizaya dizilebilir. Küçük bir işaret. Hazreti Fatıma eğiliyor, yaklaştırıyor kulağını Efendimiz'e. Efendimiz ona bir şeyler fısıldıyor. Bir çığlık kopuyor Hazreti Fatıma'da. Bir çığlık. Adeta dünyalar yıkılıyor. Adeta kıyamet haberi gelmiş gibi bir çığlık. Efendimiz dayanamıyor kızının bu haline. Onun bu acı feryadına dayanamıyor. Tekrar yanına çağırıyor. Kulağına yine bir şeyler fısıldıyor. Ve bu kez bir tebessüm, bir gülümseme, bir ferahlama. Sanki dünyalar onun olmuş. Sanki cennet onun olmuş. Gülümsüyor. Hazreti Ayşe annemiz merakta. Soruyor, ne oldu diyor. Ne dedi ağladın, ne dedi güldün. Anlatamıyor Hazreti Fatıma annemiz. Anlatamıyor. Çünkü o büyük bir sır babasıyla kendisi arasında. Ve Efendimiz dünya gurbetini bitirip
ruhunun ufkuna yürüyor. Toprağa veriyorlar Efendimiz'i. En yüce dostluğuna kavuşuyor. Hazreti Fatıma soruyor Hazreti Ali'ye. Nasıl attınız onun üzerine toprağı? Nasıl eliniz vardı? Ayrılık acısı. Ayrılık zor. Hazreti Ayşe validemiz soruyor Hazreti Fatıma'ya. O gün ne oldu? Ne dedi sana? Ne söyledi? Neden ağladın? Neden güldün? Ve Hazreti Fatıma annemiz kıramıyor Hazreti Ayşe validemizi. Diyor ki, kulağıma bir şey söyledi. Dedi ki, kızcağızım, ben çok hastalandım. Çok hasta oldum. Başımın ağrısı hiç dinmedi. Hiç bitmedi çilem. Ama bu hastalık bir başka. Bu dert bir başka. Artık ayrılık vakti geldi. Ben gideceğim dedi. Ben dayanamadım bu acıya. Ben ağlayınca o dayanamadı. Bu sefer kulağıma başka bir cümle söyledi. Kızcağızım üzülme. Ehl-i beytimden, ailemden bana ilk kavuşacak olan sensin. Bana ilk kavuşacak olan sen. Ve güldü gözleri Fatıma'nın. Sevindi bu haberle. Vuslat aşkı yakıyordu sinesini. Ve çok değil, 6 ay sonra 25 yaşında kavuştu babasına, sevgilisine, Efendimiz'e. Dindi hasreti. Vuslat aşkıyla kapadı gözlerini. Geride Hazreti Hasan ve Hüseyin öksüz kaldılar. Büküldü boyunları. Geride Hazreti Ali. Ona kaldı hasret. Ona kaldı hüzün. Sadece Hazreti Hasan'la Hüseyin'e, sadece Hazreti Ali'ye değil, ümmeti Muhammed'e kaldı hüzün. Ümmeti Muhammed'e kaldı ayrılık. Şimdi biz bekliyoruz vuslat aşkıyla. Allah bizi ayırmasın onun yolundan ve boş bırakmasın kalplerimizi onun aşkından. Ayrı kalmayalım. En acı ayrılık bu. Allah ayırmasın bizi onun aşkından.